Şimdi öncelikle herkese merhaba. Bir süredir Instagram'da ben post, fotoğraf vesaire bu arabayı çekiyorum, gösteriyorum. Bana da birkaç takipçi arkadaşımız sürekli şey diyor hani bu arabanın daha videosunu da çeksenize kanala bulunsun biz de görmüş olalım diye. Ben de tamam dedim. Ama ben bu arabayı anlatacak inceleme hani bilgiyi karşılaştırabilecek tecrübeye sahip olmadığımdan dolayı kanalın meşhur ünlü kompedanı meşhur ünlü Fırat Kutmangil'i video için davet ettim. 98 model SLK 200'ü beraber inceleyeceğiz. Bakalım siz nasıl bulacaksınız o zaman. Buyurun içine geçelim. Buyurun. Ama eğlenceli değil mi? Çok. Ha, çok güzel döndük. Ama bir daha dönerim orayı. Ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz abi. Şimdi abi ben arabayı sürekli kullanıyorum. Bir yandan Fırat da kullansın istiyorum. O biraz daha tepkilerini diğer arabalara kıyasla anlatabilir. Araç normal 98 model bir SLK 200. Aynen. Normalde bunun işte kompresörleri ya da büyük motorları var. Onlardan değil. Benim bildiğim 136 beygir 2000 motor benzinli. Buradan 9.3 kilometrede. Kilometrede ulaşıyor. Tamam basıyorsun. Yarın sabah 100'e çıkar. 0'dan 100'e 9.3 saniyede ulaşıyor. Otomatik şanzıman. Otomatik şanzıman. Normalde manuelleri var ve çok fazla LPG'li olanları var. Bu araba hiç LPG takılmamış benim bildiğim kadarıyla. 7-8 yıldır yaklaşık bizim ailede sadece 1 sene sattık arabayı abi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrenciyi. Alan adam 1 yıl bindi arabaya. O dönem radyosunu söküp başka bir radyo takmış. Hani AUX MAUX takabileceği bir radyo. Geri aldığımızda radyo yoktu. Dolayısıyla radyo hala yok. Tabii 21 yaşında bir araba. Bolca trim sesimiz mevcut. Yıpranmalar da var ya. Yani çok arabacı bir aile olmadığımız için çok uğraşmayı da sevmiyoruz. Ben uğraşırım. Ver bana bak bir hafta sonra ne yapıyorsun? İşte abi bunun sonrasında ne olacağından korkuyorum. Ya adam tamam bak Scirocco'ya biniyorum dedi. Adamın Scirocco'su abi zil zurna. Orijinal ya. Evet. Bak cam filmi bile yok. Az çok Scirocco'ların nasıl olduğunu biliyoruz. Cam filmi olur. Atıyorum orijinal jantlarını siyaha boyarsın. Bir egzoz kafası koyarsın. Böyle bir şık durur. Aldığı gibi fabrikadan hala öyle kullanıyor. Tebrik ettim. Buradan CV filmimize de gönderiyorum. Aracımız stok ya. Stoktur. Çok stok. Dibine kadar stok stoktur. Yani. Normalde bu araba bizim ailenin pazar arabası. Hani böyle pazar günü çıkıp babamla işi ya da işte ben hani pazar günleri çıkıyorum. Onun dışında çok fazla kullanılan bir araba değil. Biz bu arabayı aldığımızda 90 küsür bindeydi. Şu an 125 binde. Siz düşünün işte 8 senede satılıp alınmasına rağmen geri. Bir de satıp bir yıl sonra geri aldık aynı arabayı. Ya yani daha doğrusu adama dedik ki abi satarken hani olur da satmayı düşünürsen bizi geri ara. Adam da aramış abi hakikaten satmayı düşünüyorum diye. Siz de almışsınız. Babam da geri almış hakikaten. Sözünün eriymiş. Sözünün eriymiş. O zamandan beri 2-3 yılda yattı. Son bir yıldır işte ben biraz kullanıyorum. Biraz bizimkiler kullanıyor. Yine piyasada yani. Bu arabayı 5 dakikadır maksimum 10 dakika kullanıyorum. Birincisi rahat. İkincisi orijinal bir araba. Temiz de bir araba. Belli zaten yani her yerinden. O yüzden niye günlerde kullanın diyorum. Bir de videoyu kapatıyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Hadi yeter artık. Yok güzel güzel. Vallahi çok güzel araba yani. Kullanmadan önce böyle düşünmüyordun ama bu kadar değil Yok, mi? Yok düşünmüyordum. SLK'yı hiç kullanmadım. Tamam yenisini falan kullandım ama eski kasasını hiç kullanmadım. Yani bunu hep biliyoruz anladın mı? 90'ların çocukları olduğumuz için ilk çıktığı zamanları falan bile hatırlıyoruz yani. Şu anda böyle kullanmak ne kadar işine sığmasam da güzel geldi. Normal insanlara göre yapmışlar yani. Biraz büyük insanlara göre yapmamışlar. Ama çok eğlenceli bir araba. Ben sana dürüst söyleyeyim bu arada. Benim en sevmediğim SLK kasası bu. Niye ya? Abi bu R170 kodlu geçiyor. Evet. Bunun bir yeni kasası var R171 biliyorsun. Evet. 2005-2006 evet, falan. Evet. Ben aslında eski kasa olacaksa onu daha çok seviyorum. Eski kasadan kastım hani 10 yıl ve üzeriyse o arabayı daha çok seviyorum. Hatta bizimkilerde de şu an bunu satıp R171 alma kafası var. Bak. Ama bunun da ruhunu çok seviyorum. Bunu dışarıdan sevmiyorum abi. İçeriden çok seviyorum. Üstü kapalıyken bu araba benim gözüme çirkin geliyor. Bu da normal. Ben biraz daha yeni jenerasyon kafa bir adamım. Benim görüşüm bu. Herkesin tartışılır ama mesela bunun içinin hissettirdiği bana daha güzel. Mercedes kendi arabalarını yaparken ortaklaşmalar, ıvırlar zıvırlar falan yokken açıkçası bence malzeme kalitesi arabaların içindeki daha güzeldi. Kullandıkları malzeme daha güzeldi, daha kaliteliydi. Malzeme kalitesi yeni arabalarda birazcık düşük geliyor düşük bana. Geliyor. Sert plastik kullanımı falan arttığı için mesela bunun ön göğsü deri görünümlü yumuşak plastik. Yani çoğu arabada en dolusunun dolusunu almazsan standart bir arabada sert plastik geliyor ve Doğru. o da hoş değil. Hani bu arabada şu ortası hariç
böyle dandan vurabilip böyle her yeri sert plastik ya da hoşuna gitmeyen bir durum yok. Premium hissi dediğimiz olay zaten. Kendine has bir kokusu var falan. Aynen öyle. Bunlar güzel. Şimdi metal taban bir araba. Bu arabayı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri de o yıllarda tente taban seçeneğinin çok az olmasıydı. Metal taban seçeneğinin. Genelde işte BMW'ye bakıyorsun tente taban. Audi'ye bakıyorsun tente taban ki o dönemde Audi'nin kabriyosu adam akıllı yoktu diye biliyorum 98 için. TT vardı. O zaman da bile TT'nin tentesi vardı, kabriyosu. Değil mi? Hardtop değildi yani. Bu fiyat klasmanında o zamanlar tabii şu an bu arabalar 50-60 bin lira oldu. O zamanlar 30-35 bin lira bandındaydı. Metal taban seçenekli bu fiyatı alabileceğin en iyi arabalardan biri buydu. Biz o yüzden bu arabayı tercih etmiştik. Yoksa tabii biraz daha bütçeni arttırırsan ya da araştırırsan daha iyi seçenekler olabilir. Ama bizimkiler metal taban istiyor. Tentenin abi yok işte bıçakla hırsızlık mırsızlık tenteyi kesler falan işleri olduğu için. Metal taban da abi 8 yılda bir kere problem çıkarttı benim bildiğim. O da geçen sene motorunu yaptırdık tekrardan. Arka tarafta bagajı tente olmadığı zaman bayağı büyük ama tende kapanınca bagaj yok gibi bir şey abi. Ekstralar olan bir araba, cruise control var. İlginç ya, ben ilk bindiğimde şaşırmıştım. Koltuk ısıtma var. Üstü buradan açılıp kapanıyor. Arkada bagajda bir tane böyle bir, nasıl diyeyim, çektiğin bir perde gibi bir perde kapalıyken üstü açılmıyor arabanın. O perde şey için, tente kapandığında bagajdaki herhangi bir şeyle çarpmasın diye. O perdeyi çekiyorsun. Perdeyi çektikten sonra abi tente onun üzerine kapanıyor. Perdenin altındaki boşlukta hani bagajda kullanabileceğin alan gibi düşün. Perde kapalıyken altına bir şeyler koy. Açılır kapanır, sıkıntı yok ama öbür türlü açılmıyor. Açılmadığı zaman da buradan uyarıyor abi. Dead 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 deyip açılmıyor zaten. Ben şaşırdım burada saklama gözleri falan. Orada bir tane bardaklık varmış. Telefonu oraya koyalım dedim. Orayı bir açtım böyle oldu. Orada dedi göz varmış. Göz varmış ya dedi. Garibim alıyor Starbucks'tan kahveleri bacağının arasına koyuyor. Oğlum adamlar yapmış işte bak 98 senesinde. Üzerime geldi tamam. Peki sana bir soru soracağım. Sor abi. Arabanın iç döşeme rengi çift renk. Siyah ve koyu mavi. Belki görünüyordur belki görünmüyordur ama kotunuzla bağlantısı nedir acaba? Otobayı bunu açıklayabilir misiniz? Çekime özel giydim. Ben de burada Mercedes görevlisi montumla. Bu arada ben sapağı kaçırdım. Falan demiştim. Bak. Sen ne diyorsun ya? Döner herhalde. Ha? ASR açıksa döner. Kanka dönmese de olur be. Ha? Dönüyor lan. Lan oğlum. Dönüyor güzel. ASR'yi kapatsaydın yan dönerdik burayı. ASR açık olduğu zaman biraz gücü kesiyor arada. Bu kadar arkayı kaybetmesine izin vermiyor. Bu arada arkadan dişli araba. Böyle bir durum var. Buradan bir tuşla açılıp kapanıyor. Açtığın zaman zaten orada ünlem açıkken yanıyor abi. Kaydığı zaman da oyalıp söner mesela. Aynen. ASR açıkken kayarsa oyalıp zaman söner. Hemen başlıyor kayıyorum diye. Ben göstergelerini çok seviyorum abi. 3 tane analog gösterge var. En solda hararet ve benzin var. Ortada kilometre saati var. Sağda da devir göstergesi var. Onun altında minik dişler ekranlar var. İşte odometresi, trip metresi, saati bir de derecesi. Değil. Yani aslında çok o dönem için çok dolu bir araba. Cruise'u burada deneyebilirsin istersen. Aynen. Bir yerde oturuyor zaten. Hem yükseltip alçaltabiliyorsun. Oturdu şu an. Oturdu mu? Tabii canım. Ben burada otururken götürdü. Cruise benim için hayat kurtarıcıydı. EDS'ler var tabii ya. Tabii canım direkt. 90'a tak devam. 80-90'a devam. Tam otomatik bir şanzımanımız var. Şanzımanı çok seri değil. Yalan yok. Tabii ki normal. Normal düz otomatik bir şanzıman. Çift kavrama, DSG gibi bir hızlı atma şeyi yok. Olayı yok. Ama sağlamdır. Üstünü açmadık hem ses kaydı alacağımız için ama böyle 15 saniyede 20 saniyede falan açılıyor üstü. Bu araba benim için özel bir araba. Ben ilk ehliyet almadan önce ilk kaçırdığım araba buydu benim. Kaçırıyorum dediğim İstanbul'da gezmiyordum. Biz zaten ormanlık bir alanda oturduğumuz için kısa mesafede geziyordum. Güzel yürüyor oğlum. Ya işte 136'ya 20 verebileceği kadar. Biraz da oradan rüzgar alıyor. Keyif almak için kullanan bir adam için okey. Yeterli. Bunun mesela manuel viteslerine daha da yükleniyorlar. Bu otomatik şanzıman daha çok böyle çık abi hafta sonu. Üstüne aç 60-70-80. Sahilde gez, ormanlık alanda gez. İşte kız arkadaşınla. Ben kardeşimle geziyorum kız arkadaşım olmadığı için. Yapma. 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 Bana şu anda hiç yapma bunu. Bu tarz bütçesi olan bir insan böyle bir araba almak istiyorsa önemli olan arabayı almak aslında değil. Arabayı yürütmek. Yürütmeden kastımızda problem çıkartan bir parçası var mı? Bir de tabii temizi olup olmadığı işte nasıl kullandığı falan da önemli. Çünkü neticede 21 yaşında. Tabii böyle işte. Yolda bırakmaya açık bir araba. Yani aynen. Şey değil böyle bunu alın tamam Mercedes falan iyi hoş ama ben daha önce yolda kaldım. Bir gün dönüyorum. Öndeki kayışı mesela çıktı yerinden. Hararet bir anda vurdu. Çektim kenara. Yapacak bir şey yok. Çekeceğe bindirdik arabayı. Genelde yolda kalma maliyetleri düşük oluyor motorla alakalı bir şey değilse. Bir yerine 200-300 lira sıkışıyor abi. Hani gidiyorsun yaptırıyorsun ama hani alayım işte oraya
oraya gönül rahat. Özellikle trafiği sevmiyor araba. Dur kalk dur kalk trafiği sevmiyor. Isınıyor araba yani. Bizim yeni enjeksiyonlu arabalar gibi, turbo arabalar gibi değil. Araba bilmiyorum diyene bak ne güzel anlatıyor. Enjeksiyonlu böyle soğutmalı falan. E kanka motordan anlıyorum az buçuk ama şimdi YouTube'da bir sürü adam izliyor. Şimdi kalkıp arabayı böyle biliyormuş gibi anlatacak göt yok bende. Ya. Biz böyle eğleniyoruz işte hani böyle bir araba varmış bunu çekiyoruz. Sohbet muhabbet. Aynen öyle. Tahminimden daha çok beğendim arabayı. İçinin rengi de kombinasyonu da çok güzel. Normalde kırmızısı ve siyahını gördüm abi. Mavi olan yerlerin kırmızı olduğu hali var. Siyahını gördüm. Başka da rengini Türkiye'de görmedim. Ben denk gelmemiş olabilirim. Bence yani ya siyah olsun ya bu renk olsun. Sanırım kırmızısı birazcık şey çıplak. Çok yanlış değil. Hatırlamıyorsam biraz bordoya. Aynen. Bişte çürüğüne. Bişte çürüğü aynen. Biraz daha koyucu olduğum için bu renk daha çok hitap ediyor. Ama onun dışında çok problem yaşamadık arabayla. Bir de tabii çok da kullanmadık kanka. 90 bin liralık bir ağır bakıma girdi çıktı. Ondan sonrası periyodik periyodik devam şu an. Zaten kilometresi yaşına göre gene az bence. Az. 105 bin. Senede 5 bin falan kullanılmış demek yani. 6500. 0-100'e mi bakacaksın? Aha. Hadi bakalım. Şimdi 0-100. 9.3 diyor. Ama 2 kişiyiz. 98'den 2019'a kadar ister istemez bir güç kaybı da vardır. Vardır. Bakalım kaç çıkacak. 2, 3. Dur. 11.3. 2 saniye bence az yani. Artı kilo farkı var. Artı 2 kişiyiz. Gün yaptıklarımız şöyle diyeyim. Son 15 binde yaptıklarımız eşittir bugün yaptıklarımız falandı. Bugün de çok bir şey yapmadık da gerçekten çok sakin kullanıyoruz arabayı yani. Esprisi yok. Cebe zarar olur bu sefer. Çünkü deli dehşet bir benzin yakarsın öbür türlü yani. Bu arada yakıyor. Bence yaktığını da yani çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Şikayet etmemek gerekiyor. Yok canım. Bunun 12 litre arasında bir yakıtı var. Şehir dışında da 7 litre 6.8 litre falan. O yani, biraz şaibeli. O kadar düşmüyor ama abi şehir içi doğru. Güne kadar hep böyle 11 ile 14 arasında gezen bir yakıtı var şu anda. Ama gene tutuyor, tam kapatmıyor. Tam kapatmıyor aynen. Aynen. Bir tık bir şeyi var, kesmesi var yani. Tutuyor. Ya abi bu arabanın benim için özelliği de şu bu arada. Ben böyle sen izlemiş misindir? İzlemiş misindir? Bilmiyorum kanka ama mesela Lucifer'ı izledin mi? Evet. Bir de Californication diye bir dizi var. Tamam. Onu belki izlemiş olabilirsin, o çok bilinmiyor. Orada da Hank Moody diye bir karakter vardı. O dizideki iki karakterin de abi kabrio arabaları ya da roadster arabaları var. Lucifer'da Stingray vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Hank Moody'de de abi eski bir Porsche vardı böyle tek farı kırık, onun da üstü açık. İkisi de böyle çok umursamaz ve şey karakterler ya böyle gece çıkıp gezmeler işte ne bileyim. Arabada genelde düşünen işte stres atan, kafa dağıtan adamlar. Bu araba biraz benim için hani yolda abi kafayı dağıttığım bir ayrı yeri olan bir araba. Arabalarla özel ilgilensem kalkar her şeyini yaptırmaya uğraşırım yani. Ben evde bir roadster olmasını seviyorum abi. Maddi gücümüz el verdiği kadar evde bir tane olması taraftarıyız. Kornası çok şeker. Kornamız çok şeker. Biraz da gitti. Airbag'e entegre olmuş. İçinde rengi olsun, kondisyonu olsun. Şanzıman mesela kalkış yaptık. Şanzımanda hiçbir kaçırma yok. Taş gibi attı. Temiz de. Ana baktığın zaman arabanın içinde ooo buraları paramparça ya diyebileceğin hiçbir şekilde hiçbir durumu yok. Gel abi açalım tavana. Açalım. Hazır şeyken. Bunu alayım ben. Nasıl açılıyor? Bu zevki bana tattırır mısın? Tabii ki abi. Bunu geriye doğru. Benim o perdeyi kapatmam lazım. Hatta ben bu kamerayla doğru perdeyi kapatmaya gideyim. Abi, bu arada da bu çekiyor değil mi hala? O çekiyor abi. Sen bir kapat bakayım kapıyı. Adamın arabası güzel. Evet kilitli bak. Anahtarı bir alabilirim. Arabanın anahtarını mı? Kapıyı da kapataydın da iki dedikodu yapsaydım şurada. Beni duyuyor mu acaba? Neyse duymuyor. Adam arabası güzel, temiz. Anıları var. Hafta sonları geziyor. Gayet tatlı. Gayet güzel bir araba. Allah Allah. Yaptın mı dedikodu? Yapamadım. Niye? Abi dedikodu da değil. Bir şeyler söyleyecektim. Ama kanka iş bir saniye. Lan dışarıda bekleyeyim ben sen konuşmadan. Neyse yok tamam boş. Açıyorum. Şu an açılır abi. Bunu geriye doğru yapıyoruz değil mi? Kendine doğru çekmen lazım. Hızlı bir de o döneme göre. Hızlı. Bu camlar kapalıyken abi koltuk ısıtma artı klima şeyiyle Kasım, Aralık'a kadar falan bile kullanırsın. İçeride sen yokken onu söyleyecektim. Her şey mükemmel. Ama normal insanlara göre yaptıkları için bu arabaları bana göre değil demiştim zaten. Şimdi ben koltukta kayık ve yamuk oturuyorum. Videonun başından beri sığayım diye. Oturmam gerektiği gibi düz oturursan komik bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi baba ben eğer böyle oturursam, esas oturuş pozisyonunda oturursam
böyle oturuyorum. Hatta tavan kapanmaz abi şu an. Tavan şu an kapanırsa ön kafam iner. Hatta kapatayım. Çarpacak da ben aşağı eğileceğim şöyle. O kapansın. Gel abi. Hoş geldin. Tekrar da koyduğumuz zaman kafam buraya. Ki senin boyun kaç? 1.90. Bu arabaya 1.85 üstü çok zor. Aynen. 1.85 bile hani. Yok 1.85 sığar. Limit değil mi abi 1.85? 1.85 sığar. Bence çok eğlenceli. İçinde sığsam daha eğlenceli olabilir. Daha güzel olabilir. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. İşte elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Yeni bir fikir var kafamda. Şu fikir mi? Şu fikir. Birkaç videonu hatırlarsınız. İki videoda özellikle onun arabasını çekmiştik. Bu arabayla Fırat vedalaştı. Aynen. Ve yerine bu arkadaş geldi. Niye aynı arabayı aldın diye sorarlar değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama? Yani tamam görünüşte aynı araba ama başka olayı var. Sen biliyorsun nerede olduğunu, ben bir şey demiyorum. Bir önceki X250 dizeldi. Aynen bu X350 dizel. V6'sı. Belki bu arabayı da çekeriz. İzleyiciler karar versin. Aynen yorumlara yazsınlar bakalım ha. İstiyorlar mı istemiyorlar mı? Öyle de bakarsan. Yani istemiyor musun çekmemi? İsterlerse çekeriz tabii ki. Adamın dibi. Gönder. Şunu şu güzelliğine baksana karşısına. Bak tertemiz duruyor. Bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek bize destek olabilir. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hem bu arabayla ilgili hem şu arkadaşla ilgili. Kendinize iyi bakın. Görüşmek yeni videolar üzere. İçin. Yeni videolar için takip edin. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Her şeyi yapın. Sizi seviyoruz. Seviyoruz. İzleyin bu adamı. Orman havası çarptı. Orman havası gene oksijen çarptı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.